Rezidü teoremi ile kontür integrallerini hesaplama. Bu videomuzda rezidü teoremi ile kontür integralleri nasıl hesaplanır onu konuşacağız. Bundan önceki videolarımızda rezidü hesaplama nasıl gerçekleştirilir konuşmuştuk. Bu noktada o kısımları bildiğiniz varsayımı üzerinden devam edeceğiz. Bilmiyorsanız da video içinde kuralları vereceğim ama öncelikle onların izlenmesi yine daha sağlıklı olacaktır. Şimdi rezidü teoremi ile kontür integrali hesaplamaya başlayalım. Bir gamma kontürü düşünelim. Bu gamma kontürü basit, kapalı ve saat yönü tersinde dönüşe sahip. Saat yönü tersinde dönüşe sahip. Eğer ki saat yönünde dönüş olursa bulduğumuz integralin sonucunu eksiyle çarpıyoruz. Yani onu saat yönü tersi gibi düşünüp çözüp eksiyle çarparak hesaplıyoruz. Yani saat yönü tersinde diyoruz kuralda ama saat yönü dediğinde de o şekilde çözeceğimizi biliyor olmalıyız. Saat yönü tersinde dönüşe sahip bir kontür. Yani çizelim şuraya bir kontür. Bu kapalı ve saat yönü tersinde dönüşe sahip bir kontür. Ve fz fonksiyonu bu gamma kontüründe bu gamma kontürü içindeki z1, z2 nokta nokta artık kaç tane olduğu sorudan soruya değişecek. Zk noktaları hariç analitik ise. Yani bu noktalar bizim fonksiyonumuzu tanımsız yapıyorlar. Bunun içinde bazı noktalar var. z1, z2, z3 kaç tane ise artık. Bizim fz fonksiyonunun paydasını veya tanımsız yapıyorlar diyelim genel olarak. Bu noktalar hariç analitik ise buradaki fz fonksiyonunun bu kontür için integralinin sonucu 2 pi i çarpı buradaki önemli nokta fz'yi tanımsız yapan ve bu kontürün içinde olan kısımlar için rezidü hesaplayacağız. Bunu tanımsız yapıp bunun dışındakiler için hiçbir hesaplama olmayacak. Sorularda ona dikkat etmeliyiz. Kontürün içindeki tanımsız yapanlar için dedik. Bunların rezidülerinin çarpımına eşit olacak. Rezidü z1 artı rezidü z2 artı nokta nokta rezidü zk. Yani bu her bir fz fonksiyonu tanımsız yapan nokta için rezidüsünü hesaplayıp bu rezidülerin toplamıyla 2 pi i'yi çarptığımızda bu fz'nin bu kontür için integralini hesaplamış oluyoruz. Rezidü teoremi Cauchy integral teoremi veya Cauchy integral formülüyle aynı işi yapar. Sadece farklı bir metottur. Yani rezidü teoremi kullanmayıp bir soruyu Cauchy integral teoremiyle büyük ölçüde çözeriz çoğunluğunu. Ama burada genelde bize sorularda rezidü teoremi kullanarak çözün dediğinde başka bir çözüm alternatifi mümkün olsa dahi bunu kullanmak zorunda kalırız. Şöyle bir kümesel gösterim yapalım ve öylece yolumuza devam edelim. Çok büyük ölçüde rezidü teoremi ile Cauchy integral teoremi birbirlerininkilerini çözerler. Enteresan iki küme çizdim de neyse. Rezidü teoreminin çözdükleri diyelim. Bu da Cauchy integral teoremi. Yani bunların çok büyük bir ortak kesişim kümesi vardır. Ama ikisinin de kendine ait çözebildikleri durumlar vardır. Bu taraf için emin değilim. Ama bu taraf için kesinlikle var. Rezidü teoreminin bir grup sorusu
Cauchy integral teoremiyle çözülemez. Bu nedenle bu teoremin bir değeri vardır. Bunlar hangileridir? Seriler yardımıyla rezidü bulacaklarımız. Taylor ve Maclaurin serileriyle rezidü bulduğumuz durumlar. Veya Lorentz serisi. Özellikle de Maclaurin diyelim. Maclaurin serileri ile rezidü bulunan durum. Bu başlık bu videomuzun içinde olmayacak. Bu en son rezidü teoremi ile kontür integrali hesaplamada Taylor ve Maclaurin serisi veya Lorentz serisinden faydalanan grup diye özel bir başlık altında inceleyeceğiz. Burada daha önceden rezidü hesaplamada öğrendiğimiz formüller kısmını inceleyeceğiz. Burası oldukça değerli bir bölümdür. Dediğim gibi burası şu an daha seriler başlığını işlemediğim durumda buraya başladığım için şu kısmını işlemeyeceğim. Şimdi ayrı bir başlıkla işleyeceğim. Şimdi biz rezidü teoremine başlayalım. Bu videomuzda iki örnek yapacağım. Yani çok zorlu bir tarafı zaten yok. Şuradaki kısım bizim formülümüz. İlk örneğimiz şöyle bir örnek olsun. Gamma kontürü Z eşittir 2 çemberinin bir tam tur saat yönü tersinde dönüşüyle oluşsun. Buna göre bu gamma kontüründe 1-2z bölü z çarpı z-1 çarpı z-3 dz integralini rezidü teoremiyle hesaplayınız. Bunu söylemediği zaman gidip bunu Cauchy integral teoremleriyle hesaplayabiliriz. Bu nedenle böyle bir şey sorarsak ikisiyle de çözülebilir bir şey sorduğumuzda özellikle rezidü teoremi mutlaka not düşeriz. Rezidü teoremiyle hesaplayınız. Şimdi buradaki ilk işimiz kontürü çizmek ve bizim bu integralin içindeki fz fonksiyonumuzu, bu bizim için fz fonksiyonu, fz'yi tanımsız yapan kaç değerimiz var? 0, 1, 3. Bunlar için rezidü hesaplayacağız bir kısmı için, bu kontürün içinde kalanları. Kontürü çizecek olursak, merkezi 0, yarıçapı 2. Merkezi 0'a 0, yarıçapı 2. Ve saat yönü tersinde, eğer saat yönü olsaydı, normal çözüp sonucu eksiyle çarpacaktık. Bir tam tur, eğer iki tam tur olsaydı, bulduğumuz sonucu 2 ile çarpacaktık. Z0, bir tanesi burada. Z eşittir 1, burada. Paydayı 0 yapanlar 3, dışarıda. O zaman buradaki bu integralin sonucu rezidü teoremine göre 2 pi çarpı saat yönü tersi olduğu için 2 pi, saat yönü olsaydı işte tam bu noktada eksi 2 pi alacaktık. Bir tam tur, eğer iki tam tur olsaydı işte tam burada çarpı 2 de ekleyecektik. Ama yok onlar. Kontürün içinde kalan iki tane kutup için veya tekil nokta için paydayı sıfır yapan değer için rezidü hesaplayacağız. Rezidü 0 artı rezidü 1. İşte bizim yukarıdaki teorem bunu söylüyor. Gerisi soruda sadece ve sadece rezidü hesaplama olacak.
Ki rezidü hesaplamayı dediğim gibi daha önceki videolarda konuşmuştuk. Şimdi tekrar hatırlayacağız zaten. Şimdi şuraya döndük. Yani Fz, Dz'nin bu gamma kontürünün içinde kalan tekil noktaların rezidülerinin toplamıyla 2 pi'yi çarpıyorum. Şimdi burada rezidüleri hesaplayalım. Öncelikle sıfırın rezidüsü. Res 0 diyelim. Limit z sıfıra giderken z eksi 0 ile buradaki fz fonksiyonunu çarpıyorum. Bunlar hepsinin üssü 1 olan çarpanlar. Birinci derece çarpanlarda z eksi 0, şuraya bir kuralı yazalım. Rezidü z 0 diyelim. Limit birinci derece çarpan için. Bir de bir örnek daha yapacağım. İkinci derece, üçüncü derece çarpan olursa kural ne? Z sıfıra giderken z eksi z sıfır ile fz'yi çarpıyoruz sadece. Burada da biz onu yapıyoruz. 1 eksi 2z bölü z çarpı z eksi 1 çarpı z eksi 3. Şimdi bu çarpmanın sonucunda şurasıyla şurası birbirini götürdü. Z yerine götürüp 0 koyarsak yukarısı 1, 0 koyarsak aşağısı eksi 1 çarpı eksi 3'ten 1 bölü 3 sonucunu elde ederiz. Buradaki 0'ın rezidüsü 1 bölü 3. Şimdi 1'in rezidüsüne geliyoruz. 3 zaten kontür dışında olduğu için hiç olayın içinde değil. Rezidü 3. Rezidü 3 değil, rezidü 1. 3 işin içinde hiç yok. Limit z 1'e giderken z eksi 1 çarpı fz fonksiyonu. 1 eksi 2z bölü z çarpı z eksi 1 çarpı z eksi 3. Buradan z eksi 1'ler gitti. Z gördüğümüz yere 1 yazdık. Burası eksi 1. Burası 1 çarpı. Burası da eksi 2. Buradan sonucu 1 bölü 2 olarak bulduk. Bu ikisinin toplamıyla buradaki 2 pi'yi çarpacağız. Şimdi şunları yerine koyuyoruz. İntegralimizin sonucu 2 pi çarpı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 olacak. İşlem hatası yaptık mı? Bir bakalım. Görünürde bir işlem hatası yok gibi duruyor. İlkinde var mı? 0 koyduk, 0 koyduk, 0 koyduk. 1 bölü 3, tamam. Burası 2 pi çarpı 2 bölü 6, 3 bölü 6, 5 bölü 6. Şununla da şunu sadeleştirdim. 3, 5 pi bölü 3 bu integralimizin sonucudur. Yaptığımız şey integralin içindeki fonksiyonun paydasını sıfır yapanlardan kaç tanesi bu kontürün içine düşüyorsa onlar için rezidüleri hesaplayıp onların toplamıyla 2 pi'yi çarptığımızda integralin sonucuna ulaşıyoruz. Burada yaptığımız şey Cauchy integral teoreminde yaptığımızın sadece değişik bir versiyonu. Şimdi bir örnek daha yapıyoruz. Bu sefer paydadaki çarpanlarda ikinci derece, üçüncü derece olması durumu ile ilgili bir örnekle karşılaştığımızda ne yapacağız? Onun rezidü hesaplaması, rezidü hesaplama videolarında vardı zaten. Bir de burada yapmış olalım. Ve böylece bu videomuzu noktalayacağız. Bununla ilgili 4-5 örnek gelecek. Daha sonrasında da dediğim gibi serilerle rezidü hesaplama videoları ayrıyetten gelecek onlar. Şimdi gama kontürü mutlak değer z eşittir 3 çemberinin bir tam tur saat yönünde dönüşü ile oluşmuştur. Buna göre gamma cos z bölü z kare çarpı z eksi pi'nin kübü
dz integralinin sonucunu rezidü teoremiyle bulunur. Şimdi ilk iş kontürü bir çizelim. Kontürümüz merkezi orijin yarıçapı 3 olan çember. 3, 3, eksi 3, eksi 3. Bir tam tur dönüyoruz. Saat yönünde dönüyoruz. Saat yönünde döndüğümüze göre sonuç eksilisi çıkacak. Yani oradaki 2 pi'nin önüne eksi koyacağız. Saat yönü tersinde olduğunda 2 pi, saat yönünde olduğunda eksi 2 pi. Tamam. Bu önemli bir dikkat edilmesi gereken nokta. Paydayı 0 yapanlara bakalım içerideki fonksiyonumuzda. Bir z eşittir 0 var. Bir de z eşittir pi var. Bu kontürün içine düşenleri için rezidülerin toplamı çarpı eksi 2 pi yapacağız. Saat yönü tersindeyiz. Saat yönündeyiz dönüşümüz. 0 burada. Pi ise 3,14'tür. Pi burada. Kontürün dışında kaldı. O zaman bu kısımla hiç ilgimiz yok. Bu integralin sonucu eksi 2 pi, buradaki eksinin nedeni saat yönünde dönmemiz. Bir tam tur döndüğümüz için herhangi bir şeyle çarpmıyoruz. 3 tam tur olsa çarpı 3 koyacağız bir de. Çarpı rezidü sadece ve sadece şu 0. Rezidü pi'nin de alınabilmesi için mesela buradaki çember 4 olsaydı pi de içinde kalırdı. O zaman artı rezidü pi olurdu. Şimdi burada üs 2 rezidü genel formülü geliyor. Bu z eksi z0 üzeri n olsun paydada. Limit z z0'a giderken bunun derecesi 2. Yani bu 0'ın çift dereceli bir kök olduğunu farkındayız. Bu durumda z eksi z0'ın n'inci üssü çarpı 1 bölü buradaki n'nin 1 eksiği faktöriyel çarpı buradaki üssün 1 eksiği kadar türev alacağız. N eksi 1 bölü dz n eksi 1 çarpı şunu yanlış yere yazdım. Şu türevin içinde olacaktı. Z eksi z 0 n. Şurayı tekrardan yazalım. Bir bölü n eksi 1 faktöriyel d n eksi 1 bölü dz n eksi 1 z eksi z 0 üzeri n çarpı f z olacak. Bizimkinin de buradaki üssü 2 olduğu için buradaki n yerlerine 2 getireceğiz. Rezidü 0 eşittir limit z 0'a giderken bunun derecesi 2 olan bir kutup yani paydayı 0 yapan değer. Buraya 2 koyarsak 1 bölü 1 faktöriyel çarpı. Buraya 2 koyarsak buralar 1 eder ki birinci türev demektir o. Buraya z eksi 0'ın karesi çarpı fz'nin kendisini yazıyorum. Cos z bölü z kare çarpı z eksi pi'nin kübü. Şimdi burada mutlaka bir türev ifadesi gelecek. Kare, küp olursa. Küp olsaydı, küplü kısmı alsaydık burada iki defa türev olacaktı. Şununla şu birbirini götürdü. Şunun bir defa z'ye göre türevini alacağız. Limit z 0'a giderken buradaki 1 faktöriyel 1'dir gitti. Şuradaki türevi alıyorum şimdi. Burada bölümün türevi, payın türevi eksi sin z çarpı z eksi pi'nin kübü eksi payı olduğu gibi yazıyoruz. Cos z çarpı paydanın türevi
3 çarpı z eksi pi'nin karesi çarpı içerisinin türevi z'ye göre 1 bölü paydanın karesi. Z gördüğümüz yere 0. Buraya koyarsak sin 0 0'dır gitti komple. Cos 0 1'dir. Eksi 1 çarpı. Buraya 0 koyarsak z yerine 3 pi üzeri 4 eder. Bölü şuraya 0 koyarsak pi üzeri 6. Şununla şu birbiriyle sadeleşirse eksi 3 bölü pi kare. Sıfırın rezidüsünü bulmuş olduk. Onu getirip buraya koyarsak integralimizin sonucu eksi 2 pi çarpı eksi 3 bölü pi kare. Burada birer tane pi götürürsek, orayı da çarparsak 6 i bölü pi integralimizin sonucudur. Rezidü teoremdeki bütün olayımız integralin içindeki ifadeyi tanımsız yapan değerlerden bu kontürün içine düşenler için rezidüleri hesaplayıp onların toplamıyla ya 2 pi ya da eksi 2 pi ile çarpacağız dönüş yönünden ötürü. Saat yönü tersinde dönüyorsa 2 pi ile, saat yönünde dönüyorsa eksi 2 pi ile çarparak integralimizin sonucunu bulacağız. Bütün önemli nokta rezidüleri doğru hesaplayabilmekti. Ve rezidülerin kontürün içinde mi dışında mı kaldığını doğru tespit etmekte. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.